bu akşamki maçı hocam. Evet. Şöyle kafanızda oynadınız. şey oldu bir aldık kadroları almıştık. Hocam bunlar muhtemel 11'ler. Hırvatistan'da -hı. Hı -hı. bizim Türk Milli Takımı'nın 11'leri. Kafanızda bir oyun, stratejisi. Hırvat Milli Takımı biliyorsunuz çok hakimiz artık. Yeni bir dünya kupasından çıktık. Nasıl bir oyun akışı hayal ediyorsunuz? Orada göster Tabii mi? Lütfen, lütfen lütfen göstereyim. Hocam ben e, dünya kupasında da izledik. E, Hırvat oyuncuları ve Oyun anlayışlarının iyi kötü biliyoruz. Yani favori oldukları maçlarda en az yüzde topa sahip oluyorlar. Daha ağır favori oldukları maçlarda on biraz daha üzerine çıkabiliyorlar. Hani topu rakibe bırakan o tabirle söyleyeyim. Topu rakibe bırakan hmm. Çok bir ekip değil. Bir, bir şöyle bir sıkıntıları var. Topla baskı yapabiliyorlar. Siz topu kullanırken nitelikli baskı yapabiliyorlar. Mesafeleri kısaltıyorlar falan ama bir hız problemleri var. Cepheden kolay kolay delemiyorsunuz hırvatları. Geçen atlada. söylemiştim. Ben de evet dedim düşünce ve kafamda. Yani şu bölümde, omurgada kolay kolay size şans vermiyorlar. En güçlü yeri burası. Stalo'da, Gvardiolda üst düzey stoperler. Livakovic üst düzey bir kaleci. Modric, Brozovic ve Kovacic Üst düzey 3 tane orta saha Bayağı bir hakikaten dünya takımlarının sıralamasında ilk 3'e girecek bir orta saha değil evet. mi hocam? Girer Sen belki, daha İlk 2'ye de girebilir hocam. İlk ikiye de girebilir. Belki birinci bile olabilir. Neden? Daha Brozovic, çok güzel. Brozovic Serie A'da <laughs> Inter formasıyla tarih yazıyor. Yani Inter'in kötü sezonları dahil. iki sezon önceki istatistiklerinden bahsediyorum. Bir rekor kırmıştı. Rakip yer alanında top kazanma rekoruydu. O mevkini şu anda en iyilerinden Hocam en iyisi bu. Yani evet. en azından şunu biliyoruz. İtalya Ligi'nin bir numaralı defansif orta sahası Brozovic. Bunu ben söylüyorum net yani biliyorum yani. Görüyorum da okuyorum da takip O. Beniz. Büyük usta. Büyük usta. Modric. Büyük pasör. Kovacic. Hocam çok da gelişti o Kovacic. Çok gelişti. Bir de şimdi ceza sahasına da girip çıkmaya başladı. Elbette değil o teknik. Değil. Kattı yani. Çok gelişti. Ama size ortak bir şey söylüyordum. Bundan üçünün de belli bir pas kalitesi var ve yüksek. Hı hı. Belli bir dinamizmleri var. Belli bir, değil. E, değil. Belli bir ortalama tempoları var. İyidir bu tempo. Göğüs göğüse falan kolay kolay yani çata çat oyunlara girilebilecek adamlar değiller. Bir sıkıntıları var. Büyük bir ritim yakalarsanız orta sahada, çabuk çabuk oynarsanız oynayabilen yok. Biz değil ben. Dünya kupasından bahsediyorum yani. Çok zor. Oyunu alamıyorsunuz. Hı hı. Ama şu var. Hocam hiçbiri yani hiçbiri terminator çabukluğunda değil arkadakileri. Hı hı. Yani Juranovic çabuk bir sabektir. Sosa da çabuk ve tempolu bir sol solbektir. Ama bunlar acayip çabuk değiller. Yani çabuk ve kıvrak oyunculara karşı biraz zorlanabildiklerini gördüm. Guardiola'nın Dünya Kupası boyunca bir tane hatası vardı hatırlıyor musunuz onu? Hı hı. Gol yediler. Hı hı. Kim vardı etrafında? Messi. Çabuk oyuncu bir dümen yaptı. Bir döndü. Bir kaldı. döndü hı hı. bitti. bitti. Tip, tabii ki ben Messi gibi ol, onu söylemiyorum. Ama oradaki hesap Ama kıranlık. şunu söylüyorum. Ama şunu söylüyorum. Sevgili hocam geldiklerinde biraz. Eğer bir biz hızlı oynayabilirsek biraz. Ki Jurano işte. Bize doğru bir sahaya geldiklerinde. Evet. evet. Sosa'da. Yani devamlı. Ar öndeki oyuncuları dolguya giden, dubleze giden oyuncular. Hocam ben şu arayı bu arayı ve bu arayı elverişli görüyorum. Tabii ki alan olarak öyle. Sadece alan olarak değil, oyuncu karşılıkları olarak da görüyorum. Onu söyleyecektim şimdi. Cengiz Kerem bak çok ha. net. Cengiz Kerem diyelim mesela. Ben diyorum ki şimdi burada bir stoper ikilisi var ve biz buraya bir sandfor koyuyoruz. Hı, -hı. Diyoruz ki ya işte biz atarız sana yüksek sen de işte top kalır mı orada? Kalmaz hocam. Kalmaz. Veya diyoruz ki biz yerden oynuyoruz. Sen istasyon olacaksın. Gezdir bu stoperleri. Tamam bizim santforumuz onları gezdirebilir. Yani duvar olacak. Biz pas ayağa çıkacağız biz yapabilir ya. Yapabilir miyiz? Olmaz hocam. Yerler. Yerler tabii. Yerler. Ya yediler. Abi. Yani Dünya Kupası'nı herkesi yediler. Brezilya tempo düşüttüler hocam. Tabii hocam yani. yani Yaptırmadılar. Işte gibi yani. yani. Yani kucaktan çıkmak da kolay mümkün olmuyor. Kucaktan çıkınca çık çıkan oyuncu da alacak, dönecek falan o yaptırmıyorlar mı? Ama stalo. bir tane hedef olarak var. Tabii için Brozovic'in orasından iş, iş görmek çok kolay değil. değil. Brozovic de çok iyi yaklaşısı olmaya orada Tabii. iş Tabii. çok zor yani. Tabii. Evet, bir tane dediniz. O sebeple ben Sandforla oynamak yerine 3 tane çabuk forvetle oynamayı doğru buluyorum. Barış Alper, Cengiz ve Kerem. Sandfor'suz oynayalım. 11 kişinin yüzünü kaleye döndürelim. Üç tane çabuk oyuncumuz, seri stil oyuncumuzla onların defosundan yararlanmaya çalışalım. Benim tahminim şu, biz bunları pas üstünlüğü alamayız. Çok Oyun soğuk. üstünlüğü kolay kolay alamayız. Bazı fiziksel üstünlükleri alamayız, yüksek top gibi, işte ikili mücadele Ama gibi, omuz üstünlüğü... omuza gibi. Ama bizim çabuk üç tane çabuk oyuncumuz var. Ve evet. Kerem'in en büyük ustalığı sızma koşuları. Ee, Barış Alper'in en büyük e, ustası. Daha henüz hmm. usta seviyesinde değil ama en büyük özelliği sızma koşusu. Cengiz de hem kendi topuyla hem sızmayla gidebilen bir oyuncu. Ben bunu kovalayalım derim. Bilmiyorum. Biz mantık düşünüyoruz musunuz? belki biraz. Evet. Yani sizinki düz. Ee, şimdi bizim de o... bir takım şeyini getirebiliyor muyuz arkadaşlar? Oradan yapabiliyor muyuz? Yaparlar, Muhtemel 11'imizi. Sadece bizi bırakabilir miyiz? Evet. Sadece bizi. Heh, hocam bak burada ben de böyle olduğunu düşündüm. Şöyle gidelim bir ee, şey. Onur devamlı olacaktır. Ben de meriç Çağlar diye tahmin ediyorum. Ozan'ın bu performansına sonra. Ferdi solda, sağda Onur. Hı -hı. Niye? ikinci yarı dörtlü döndüğümüz zaman kendisini de demeci var işte Fankus Hoca'nın. Dörtlüyü daha iyi oynadık ve fark yarattık. Taktisel evet. değişikliğimiz fark yarattık. <laughs> e, Salih girdi ve Hakan'la Orkun'un da orta sahada olduğunu düşünürsek Hı -hı. bence cenkten vazgeçecek. Güncel form olarak da Hı -hı. geçen Ermenistan maçı performansı olarak da. Ha, Enes de uçup kaçmadı. Bir tane oyun çabuk başlattı. Ben Enes'i beğendim. Ben de yani... beğendim. Oyun içinde kaldı. Hep içinde kaldı. Geliştiğini görüyoruz yani. Şimdi, Giderek daha iyi olduğunu görüyoruz. Ihtimal, evet. Büyük ihtimal Cenk kenarda olacak. Kerem'in fark yarattığını gördük. Golünü de attı. Kerem başlayacak. Cengiz zaten banko Hı -hı. şeyin Hı -hı. oyuncusu. Buradaki soru şu. Ben de size katılıyorum. Şimdi Enes öyle veya böyle Cenk kadar olmasa da bir pivot santifordur. Evet. Fizyonomisi, tiplemesi değil mi hocam? Doğru. Zorluk yaratır mı? Çok oynadılar onlar Guardiol şey ve Guardiola şey, ve stoper. Evet, Çok beklendiği bir şey Santfor. Biraz daha değişik olsun. Seç, sen katılıyorum o yüzden canım. Barış oynadığın zaman siz de zaman zaman kurarız bu Kafası karışabilir o stoper. Çok karışır. Bak Barış harika oynar demiyorum. Barış yani. onların uçar geçer demiyorum. Ama, istemez, ama stoperin kafası ama istemez. karışır. İstemez. Stoperler rakipler Sa istemez Barış'ı. Tabii saçma sapan yani. kısa koşularla arkasına geçmeye çalışan bir adam. Evet. Bir de önünde bekleyen bir adam. Guardiola onu oynatmaz çok kolay değil. Değil mi hocam? Doğru, bir katılıyor. Bir Barış paylaşmaz da zor bir santifor tipi olur onlara. Doğru. Ben de e, bu tip bir üçlü, öndeki üçle başlamak çok daha mantıklı oyuncu düşünüyorum kafamızda. Ama herhalde Enes'le başlayacağım? Ne diyorsunuz? Onu bilemiyorum yani. Ben bir, bir türlü kendi kadrodan uzaklaşamadım. ne diyorsun hocam? Enes'in dışında bakar mısın? Senin bir katacağın veya eksilteceğin oyuncu. Hocam olabilir. Yani Salih Özcan, Orkun ve Hakan'la biraz daha orta sahayı toklaştırmış. Yani. Daha tok bir orta saha, daha sıkı bir orta saha. Olabilir mi? Olabilir. Ama ben hala 11 kişinin yüzü kaleye dönsün istiyorum. Yani takımla yüzle oynayacak bir santfora bu maçta ihtiyacım var yok bence. Ben de, ben, de aynı şey. ben de Barış Alper tipinin e, birçok yönden daha avantajlı olacağını diyorum. En azından Enes, Enes çok bekledikleri bir santfor tipi olacak. Evet. Barış'ta acaba diyebilirler hocam. Önemlidir oyunda bu. Tabii. Ben de öyle ee, düşünüyorum. Şey Arda da, da şeyde düşünülebilir. <laughs> yani Arda. Şimdi orta ben tahmin etmiyorum. Ben de düşünceyi hiç tahmin etmiyorum. O olmuyor. Yani Arda'yı da biz yani Fenerbahçe içinde bir türlü biz düşünüyoruz. Ben bazen zorunda mi abartıyoruz diyorum. Siz abartıyorsunuz hocam. Sen değildin değil ben öyle mi? <laughs> tamam. Hocam, ya abartılmayacak ki, gibi dedi. Arda'yı ben ya. de şu anda başlatma. Bak şu kadroyu bak hocam. Evet. Kerem Cengiz. Evet. Nereye koyacaksın? Hocam ben Santfor'u oradan çıkaracağım. Heh. Orta sahaya Arda'yı eklemleyeceğim. Ee, Cengiz'le Kerem'i öne atacağım. O da bir, bu da bir alternatif kaldı. Yani. Olabilir Olabilirsin. Sızma kup ee, ve şunu isteyeceğim Top rakipteyken Cengiz Bek'i çıkarma. Kerem Bek'i çıkarma. Stoperlere baskı yaptırtmayacağım. Şey çıkacak. Enes çıkacak. Enes çıkacak. Arda gelecek orta sahanın önüne. Barış'ı koydun demin hocam. Nasıl? Barış da bu diğer alternatif kadro olarak. Bu bunu alternatif olarak söylüyorum. Top rakipteyken Cengiz Bek'i çıkartmıyor. Kerem Bek'i çıkartmıyor ve kovalıyor eğer çıkarlarsa. Top bize geçtiğinde iki oyuncu biraz daha sızma pozisyonu için yani yüzü kareye dönük devam ya ediyorlar. biri girip biri çıkabilir. Benim pasörüm Arda. Benim pasörüm Arda. Bakın bize acayip oyun üstünlüğü falan aldırmaz. 60 dakika 60 dakika, 1 saat ben en az 4 tane anahtar pas çıkacağını %100 eminim. 4 tane çıkacağını %100 eminim. Ve bu dördünden üçünü rakip bizim oyuncularımız buluşacağına bir tanesinde topu içeri atabilecek net fırsat yakalayacağını düşünüyorum. Ben de Arda'yı birinci değiştirecek oyuncu olarak kenara tutacağımı evet. düşünüyorum hocam. Barış'la başlayıp evet. oyunun senaryosuna göre Arda orada oturtulabilir gibi gelebiliyor konunun bir gibi geliyor. Ama bu bizim hayalimiz bence. Evet, ne Cezus Hoca ne de şey işte Fankunç Hoca bunu çok fazla öncelikli görmüyor kafasında. Onu siz bilirsiniz hocam. Biz, biz milli takım için ben hep hayal kuran taraftayım. Yani taraftar olarak şöyle olsa böyle olsa. Yani siz orada hem oynadınız hem antrenörlük yaptınız. Ya, tamam. Bir milli takım antrenörü ne düşünür siz bilirsiniz. Devamlılık da ee, şey olabilir. Yalnız Arda'nın... Yani öyle de düşünebilir. Tabii tabii ama Arda'nın saçma sapan bir kendine güvene olan oyuncu hocam. E, Zaten biraz saçma sapan olursa insan 17 yaşında oynayabiliyor hocam. Yani saçma sapanlık burada özellik olarak evet, söylüyorum. Yanlış anlattım. Yani, altını <laughs> çiziyorum. Diyelim ve bu akşam mil takımı başarılar diyelim. Oyunu da bir kenara bırakalım. Ne olursa olsun sonuç odaklı bir maç bu. Tabii. Değil mi hocam? Puan alalım yani. Bir, bir veya üç. Üç alırsak çok iyi Çünkü bakın. Olmadı. Şimdi biz, bir puan alalım yani. E, tabii grup başlığı akacak bilmiyorum ama Galler'in puan alması çok da iyi bir şey olmadı bizim i̇yi için. İyi olmadı evet. Bir dersek. Biz tamam. biri oynayacaksak iyi oldu. Evet. Ama 2'ye oynayacaksak ve hedef 2 olacaksa Galler 2 iyi olmadı. Doğru. Değil mi? Doğru. Diyelim ve bu akşam inşallah puan ve puanlar bir klişeyle söyleyeyim. Puan, puan ve puanlar. Ne güzel söylediniz klişe. hocam Çok ya. Güzel. Yeni buldum bunu, Siz bunu hocam. Siz jargon değiştirmiştiniz. Yeni 8, buldum hocam. hocam. İşte Değil. 6 falan 6'ya. Ulan evet. 8'ler bir şey öyle söylüyor. şey. Derin ne oldu? Puan ve puanlara puan mı döndük Puan ve puanlar yani? klişesine döndüm hocam. Ama hakikaten. Önümüzdeki maçlara ya. bakacağız o zaman. Hakikaten ist 3 puan olsa 4 puanla çünkü şey istiyor hocam finallere gidelim biz orada olalım. Çok keyifli oluyor hocam o yaz. Tabii kesinlikle. Çok ihtiyacımıza var deyip hocam biraz e, mil takım maçı bitince bu akşamdan sonra odaklanacağımız şey futbolun e, lig olacak.